Bundan önceki videoda halka yapıdaki monosakkaritlerin, örneğin burada yeşille çizdiğim halka yapıdaki glukozun, pembeyle gösterdiğim alkollerle tepkimeye girip asetal ve ketal oluşturmalarından bahsetmiştik. Zaman zaman da bu alkolün indirgenip başka bir karbonhidrat olduğunu da söylemiştik. Eğer bunu da çizmem gerekirse şöyle yapabilirim. Ve bu son derece mantıklı aslında. Çünkü karbonhidratlara düşünecek olursanız hidroksillerle yani OH gruplarıyla doludurlar öyle değil mi? Bu yüzden de tepkimeler sırasında alkollere çok benzer bir şekilde davranırlar. Ve bu sayede de tek tek monosakkaritler bağ kurarak asetelleri oluştururlar. Bu bağda glikozidik bağ adı verilir. Glikozidik bağ. İki monosakkarit bu şekilde yani bir glikozidik bağ aracılığıyla bağlandıkların ortaya çıkan ürüne disakkarit denir. Onu da not ediyorum. Disakkaritteki di iki anlamına gelir. Sakkaritin de şeker olduğunu zaten biliyorsunuz. Evet, iki monosakkarit birleşince ortaya ne çıkıyormuş? Disakkarit. Disakkaritlerin glikozitik bağı anomerik karbon ya da C1 numaralı karbonla yani şurada gösterdiğim birinci şekerin C1 ile ikinci şekerin C4'ü arasında oluyor. Sağ tarafta C1'i bu şekilde gösterebiliriz. İşte bağ bu C1 ile C4 arasında oluyor. C4 ise sol üstte onu da gösterelim. Ayrıca aynısı tabii ki yine sağ tarafta da var. Ve bu glikozidik bağ 1-4 glikozidik bağ olarak adlandırılır. Sonra monosakkaritleri anomerik hidroksit grubunun yönüne göre Alfa ve beta formlarına ayırdığımız gibi buradaki 1 4 bağına da alfa ya da beta bağı adını verebiliriz. Bunun anomerik karbondaki OR grubunun yönüne göre olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Aynı kurallara bağlı olarak OR grubu 6. karbona göre cis izomeride ise betadır. Trans ise de alfa bağı görülecektir. Buradaki durumda OR grubu yani buradaki karbonhidrat 6. karbona göre cis izomeride olduğu için burada beta 1 4 bağı vardır diyebiliriz. Şimdi de yaygın görülen bazı disakkaritlere odaklanalım. Ekranı biraz temizleyelim. Zaman kazanmak için daha önce kullandığım çizimlerden birini kullanacağım. Evet, karşımızda bir disakkarit var. 2 karbonhidrat 2 monosakkarit bağ yapmış buradaki laktoz. Laktozu daha önce duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Laktoz sütte bulunan temel disakkarittir. Bu arada süt derken hem insan hem de inek sütünden bahsettiğiminde de altını çizmek istiyorum. Laktoz diğer disakkaritler gibi pek de tatlı değildir. Laktozun yapısında galaktoz bulunur. Evet. Buradaki galaktozdur. Bir tane de glukoz vardır. Aralarında da az önce gördüğümüz 1-4 glikozitik bağı vardır. Bu 1 numaralı karbon. 4 numaralı karbon da burada. Glikozitik bağı da göstereyim. Bu beta yönünde olduğu için laktozun aralarında 1-4 glikozitik bağı bulunan bir galaktoz ve bir glukozdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Sırada maltoz var. Hemen not ediyorum. Maltoz. Maltoz da disakkarittir. Ancak burada 2 tane ayrı glukoz molekülü var. Glikozlardan biri bu, diğeri de bu. Aralarında da yine bir 1-4 glikozitik bağ bulunuyor. 1 numaralı karbon burada, 4 numaralı karbon da burada. Yani az önce de söylediğim gibi yine bir 1-4 glikozitik bağla karşı karşıyayız. Ama laktozun aksine burada alfa var. OR grubu gibi davranan ikinci karbonhidrat, birinci karbonhidratın altıncı karbonuna göre trans izomeridir. Evet, iki glikoz molekülü alfa 14 glikozidik bağla bağlanmış ve ortaya yaygın görülen disakkaritlerden biri olan maltoz çıkmış. Size bir de sükrozu göstermek istiyorum. Sükroz bilinen en yaygın disakkarit türüdür. Ve siz de bilerek ya da bilmeyerek en çok sükrozu tüketiyorsunuz. Neden diyecek olursanız sükroz şeker kamışından imal edilen beyaz şekerin Temel disakkaritidir de ondan. Çok tatlı bir karbonhidrat olan sükroz, maltozla laktozdan çok farklıdır. İsterseniz size biraz bu farklardan bahsedeyim. Laktoz ve maltozda iki tane piranoz vardır. Piranozun altı üyeli ve halka şeklinde olan karbonhidrat olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer hatırlamıyorsanız bir önceki videoyu tekrar seyretmenizi öneririm. Birbirine bu glikozitle bağlı iki tane... 6 halka var. Ama durumun sükrozda farklı olduğunu göreceksiniz. Burada 6 üyeli ve halka şeklinde olan bir glukoz var. Evet. işte bundan bahsediyorum. Ve bu glukoz 6 üyeli yani franoz olan fruktoza bağlı. Bu da fruktoz. Bu iki karbonhidrat birbirlerine anomerik karbonlarıyla bağlılar. Anomerik karbonları hemen işaretliyorum. Bu laktoz ve maltozdan farklı bir durum. Laktoz ve maltozun anomerik karbonlarını işaretleyeyim. Bunlar C4 ile birbirlerine bağlılar. Sükrozda ise karbonhidratlar anomerik karbonla birbirlerine bağlılar ve bu sayede de iki asetal oluşuyor. Bu bir asetal. Asetal bir karbonun bu şekilde bir OR grubuna ve bu şekilde de bir başka OR grubuna bağlanmasıyla oluşuyordu. İkinci asetal de fruktozun anomerik karbonunda oluşacak. Maltoz ve laktozda ise hemi asetaller oluşur. Bu bir asetal ve burada da yani ikinci glukozun kuyruğunda da hemi asetal var. Laktozda da bunun benzeri bir durum var. Hemi asetale ikinci bir OH grubu ekleyerek asetal oluşturabilirsiniz. Yani hemi asetali asetale indirgeyebilirsiniz ama asetal elde ettikten sonra da daha fazla indirgemek mümkün değildir. Bu yüzden sükroz Indirgen olmayan bir şekerken, laktoz ve maltozsa indirgen şekerlerdir. Laktoz, maltoz ve sükroz muhtemelen karşınıza en çok çıkacak disakkaritlerdir ve disakkaritler hakkında da iyi bir temel oluşturmanıza yardımcı olurlar. Ve aslında bakarsanız polisakkaritleri de bu yapılara bakarak anlayabiliriz. Yine ekranı temizleyeceğim. Laktoz ve maltoz gibi indirgen şekerlerin uçlarında bir hemiasetal grubu vardır ve bu zincire şeker grupları eklenebilir. Evet, indirgen özellikleri sayesinde bu eklemeleri yapabiliyorlar. Böylece büyümeye devam ederler. Ortaya daha çok asetel grubu çıkar ama uçlarında her zaman bir hemiasetal grubu kalır. Ekrana yine daha önce kullandığım birkaç çizimi getireceğim. Burada disakkaritlere eklenmiş fazladan karbonhidratları görebilirsiniz. Bunların ikisinde de 3 tane karbonhidrat var. Ve isterseniz bu şekilde devam edersek polisakkarit elde etmiş oluruz. Birinci çizimdeki polisakkaritin adı selüloz. Selüloz hemen hemen tüm bitkilerin hücre duvarında bulunur ve odunsu yapılara dallara destek verir. Mesela pamuk saf selülozdur. Selüloz birbirine beta 1 4 glikozidik bağ ile bağlı tekrarlayan glikoz birimlerinden meydana gelen bir polisakkarittir. Bunların hepsi birer beta 1 4 glikozidik bağ. Bu durum dallanmayan düz bir zincir oluşturur. Buradaki ise yine çok sık karşımıza çıkan bir başka polisakkarit olan nişasta. Burada da tekrarlayan glikoz birimleri olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Aradaki fark bu bağların beta yerine alfa 1 4 olması. Evet. Yine 1 4 bağı var ama birimler alfa birimler. Biz insanlar bu alfa 1 4 bağlarını kıracak enzimlere sahibiz ve bu sayede yine birçok bitkide bulunan nişastayı hücresel solunum sonucu glukoza parçalayıp enerji kaynağı olarak kullanabiliyoruz. Ama beta 1,4 gligozidik bağını kıracak enzimlerimiz olmadığı için selülozu enerji kaynağı olarak kullanamıyoruz. Size son olarak nişastaya çok benzeyen bir başka polisakkarit göstermek istiyorum. Nişastayı baz alacağım çünkü çok benziyorlar. 6 numaralı karbona yani bu karbona bir glikoz daha bağlanırsa hemen şöyle çizeyim. Bu durumda alfa 1,4 bağlarıyla devam edip bu şekilde dallar oluşturabiliriz. Buraya gelir, burada bir başkası olabilir gibi. Bu bağların çoğu alfa 1-4 bağlarıdır. Zaman zaman alfa 1-6 bağda gelip dallanmayı arttırabilir. Ve sonuç olarak glikojen elde etmiş oluruz. Evet, glikojen alfa 1-4 ve 1-6 bağlarıyla kurulmuş olan, göstermeye çalıştığım gibi dallanmış yapıdaki bir polisakkarittir. Glikojen temel enerji depo kaynağımızdır. Evet, glikojen tüm bu dallara eklenen glukozlar sayesinde hızlı glukoz kullanımını sağlayan çok fonksiyonel bir enerji deposudur. Bu sayede polisakkaritlere de güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Düz bir zincirde aralarında beta 1 4 bağları olan glukozlardan oluşan selüloz, alfa 1 4 bağlarıyla zincir yapan glikozlardan oluşan nişasta ve nişastaya çok benzeyen alfa 1 6 bağları sayesinde zincir yapan glikojen